Arkadaşlar merhabalar, selamlar. Gezete'den, Gezete Suriye sınırından, Tel Abyad sınırından, Akçakale'den selam ediyoruz size. SNRA'larla vurmaya devam ediyoruz. Fırtına obüsleriyle vurmaya devam ediyoruz. Sakaryalarla vurmaya devam ediyoruz. Koral'ın etkilerini dün Gezete videosunda da gördünüz. Harekat ilk başladığı anlarda. Burada ne oluyor? Aslında burada şu oluyor. Türkiye dünyaya bir şey söylüyor. Pentagon'un cümleleriyle ifade olunmuş haliyle neydi o cümleleri bir hatırlayacak olursak. Türkiye kendi başına hareket etme kararı aldığı için biz bölgeden çekiliyoruz demek zorunda kaldı Amerika. Dedi demiyorum bakınız. Pentagon Amerika'dan fazla bir şeydir. Düşünün, o Pentagon sözcülüğü dedi ki Türkiye kendi başına hareket etme kararı aldığı için biz bölgeden çekiliyoruz dedi ve Başkomutan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile dün start verildi. Fetih sureleriyle start verildi. Buradan Fetih suresiyle yola çıkan, yollara düşen tüm Mehmetçiğimize muvaffakiyetler, muzafferiyetler diliyoruz. Ki dakika dakika gelişmeler düşüyor. Gazete olarak bizler de geçiyoruz. An be an takip ediyorsunuz. Bu arkada görmüş olduğumuz tepede, Kamışlı'da, Resulayn'da, Tel Abyad'da, Derbesiye'de yine o bölgede yaşayan insanlar, o bölgenin askerleri, o bölgenin gençleri tekrar Türkiye'nin öncülüğünde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin öncülüğünde, MIT'in öncülüğünde harekat başlattılar ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle 109'dan fazla terörist öldürüldü. Teslim olan teröristler var, kaçan teröristler var, silahlarını bırakarak kaçan teröristler var. Bunlar çok önemli noktalardı. Birkaç noktanın daha altını çizelim. Türkiye dünyaya aynı zamanda terörle mücadelenin nasıl olması gerektiğini ve bu sürecin nasıl yürütüleceğini dünya aleme gösteriyor deniliyor. Dünya aleme açıkçası kez be kez gösteriyor. Bakınız, Amerika Birleşik Devletleri Rakka'ya, sözüm ona, bir terör operasyonu gerçekleştirmişti. Fakat Rakka'da insanı bırakın, yapı kalmadı, mekan kalmadı. Saatlerden bu tarafa burada özel yayınlar yapıyoruz. İHA'larımız, SİHA'larımız, başka birçok istihbari aparatımızla, unsurumuzla, milli silahımızla, milli unsurlarla sadece ve sadece terör unsurları, terör bölgeleri vuruluyor. Hiçbir sivil kaybın yaşanmaması için Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatımız olağanüstü bir gayret sergilemişti bugüne kadar ki bütün operasyonlarda da bunu görüyoruz.